CHP Şahin Bey ilçe başkanı Uğur Özpolat basın açıklaması yapmak üzere gazetecilerle bir araya geldi. Açıklamalarına devam eden Özpolat, ülke ve kent ekonomisini değerlendirirken 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1893 lira olduğunu ifade etti. Değerli basın mensupları, hepimizin bildiği üzere sanayi ve üretim kenti olmamız münasebetiyle ekonomik krizin en derin yaşandığı ilimizde kur artışı ve faizlerin tavan yapması ile birlikte üretim sektörünün her geçen gün kapasitelerini düşürerek durma noktasına geldiği, dolayısıyla işten çıkarılmaların işsizliği son yılların zirvesine taşıdığı bir gerçektir. Türk İş'in Eylül 2018 verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1893 Türk lirası, yoksulluk sınırı ise 6.167 Türk lirası olmuştur. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte zirai girdilerin %50-60'ları bulan zamlarla çiftçimizin ve köylümüzün ekim yapılamaz duruma getirilmesi önümüzdeki yılda mutfaklarda yangın olacağının açık bir göstergesidir. Vatandaşların ekonomik zorluk çektiğini vurgulayan Özpolat, Gaziantep'te vatandaşın mutfak masrafını karşılayamaz durumuna geldiğini kaydetti. Sabit ücretlinin maaşları alım gücünü yitirmiş, %40 ila 50 oranında erimiştir. Elektrik, su, doğalgaz ve yakıt giderlerini ödedikten sonra bir adet pidenin 1 Türk lirası olduğu kentimizde vatandaşımızın mutfak masraflarını karşılayamaz duruma gelerek yeni bir borç yükünün altına girmesi kaçınılmazdır. Toplumda korku kültürünün yaygınlaştığını ifade eden Başkan Özpolat açıklamalarını şöyle sürdürdü. Sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının imtina ettiği, aksine sürekli üretimdeki olmayan artışlardan ve büyüme oranlarından bahsederek pembe tablo çizdiği, oysa ki mevcut faiz ve kur oranlarıyla bunların mümkün olmadığı gibi ard arda açıklanan konkordatolar da realitenin ta kendisidir. Son olarak CHP Şahin Bey ilçe başkanı Uğur Özpolat yerel seçimler hakkında da konuştu. Yaklaşan yerel seçimlerde borçlu yurttaş olduğumuzu unutmadan aktif yurttaş bilinciyle tercih yapmamız gerektiğinin altını çizerek bu kötü gidişata dur demenin zamanının çoktan geldiğini, hatta biraz da geçtiği gerçeklerini kamuoyunun ve sizlerin bilgisine sunar, saygılar sunar.